Haftayı tamamlarken Amerikan piyasalarındaki son duruma bakacağız. Şimdi de New York stüdyomuzdan Aslı Pelit Amerikan ekonomisine dair son notlar aktaracak diyelim ve sözü sana bırakalım Aslı. Merhaba. New York'ta piyasalar haftaya geçtiğimiz cuma açıklanan ABD genelindeki iş raporunun yarattığı optimizm ile başladı. E, rapor Nisan ayında işsizlik oranının %4.4 oranına indiğini belirtti ve geçtiğimiz ay boyunca da ekonomiye 211 bin yeni iş kazandırıldığını ekledi. ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret ediyor bu veriler. Ama bunlar dışında artık sonuna yaklaştığımız e, ve birkaç haftadır e, buradan e, bildirdiğimiz çeyrek raporları döneminde sürpriz isimlerinin verileri e, yine piyasaları ek, e, etkilemeye devam etti. Bu sabah ise haftanın önemli haberiyle uyandık. New York'ta saat 8.30'da tüketici fiyatları açıklandı. Beklentilerin doğrultusunda Nisan ayında benzin fiyatlarına bağlı bir artış var. Tüketici fiyatları aslında Amerika için enflasyon seviyesinin göstergesi oluyor ve Mart ayında Mart ayına oranla Nisan ayında %0.2'lik bir artış var bu rapora göre bir önceki seneye oranla ise %2.2'lik bir artış var. Ee, yani enflasyon e, Amerika'da bir sene önceye oranla %2.2 oranında artmış. Haftanın en büyük sürprizi ise e, yeni medya devi Snap Incorporated yani Snapchat uygulamasının sahibi olan şirketin açıklamaları oldu. Snap e, tek dünyasında unicorn olarak adlandırılan bir startuptı. Uber, Instagram gibi eee piyasayı hemen ardından milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir ve değerleri milyonlarca dolaşa çıkan star çıkan bir startuptı. Fakat e, Snap Incorporated Mart ayında istelerini e, halka satışa çıkarttı. Bu yanda o günden bu yana ise ilk defa bir şirketin e, bilançosu açıklanıyordu. E, oldukça iyi e, bir performans gösteriyordu şirketin listeleri. Fakat e, Çarşamba günü yapılan açıklama hayal kırıklığı yarattı. İlk çeyreğinde 2.2 milyar dolarlık ve kayıp var şirkette. Bu da hisselere e, tek sektörüne e, ilgilenen, tek sektörle ilgilenen yatırımcıların belki de bu sektörde bu sektöre olan ilgilerini kaybetmelerine de sebep olacak. Nitekim dün e, şirket hisseleri %20 oranında değer kaybetti. Diğer önemli gelişme ise yine pazartesi belirtmiştim. Perakende sektörünün çeyrek raporları açıklanacaktı ve perakende klasik perakende sektörünün rakamları Amazon gibi internet üzerinden satış yapan şirketlerle bir türlü yarışamıyordu. Macy's'in raporları gerçekten de büyük acı tabloyu sunuyor diyebiliriz. %39'luk bir düşüş gösteriyor şirketin. Ee, çeyrek raporunda geliri hisselerde %17 oranında değer kaybetti diğer önemli e, haberde Walt Disney'in sahibi Disney Televizyon kanalının çeyrek raporuydu Disney'in de e, büyük bir kaybı var çünkü onun e, elinde olan ESPN Spor ka e, kanalının aboneliği abonelikleri her geçen gün azalıyor e, sadece sene başından bu yana 10 milyon abonenin aboneliklerini iptal ettikleri belirtildi bu da şirkete 2.2 milyar dolarlık bir kayıp getirdi Buna rağmen yine de Disney biliyorsunuz çok büyük bir dev şirket. Negatif bir panoramaya rağmen şirket genelinde Disney'in geçtiğimiz çeyrekteki kazancının %11 oranında arttı açıklandı. Bu da hisselere yükseliş getirdi. Haftayı böyle pozitif bir notta kapatıyoruz. Söz tekrar sizde. Amerikan piyasalarındaki son durumu Aslı Pelit aktardı. Teşekkürler Aslı.